6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Elazığ'da yıkıma yol açan Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı ve Kızılay Afet Müdahale Planı'nı devreye aldık. Ankara ve depremden etkilenen tüm illerde Afet Kriz Komuta Merkezimizi oluşturduk. AFAD koordinasyonunda ve ulusal plan çerçevesinde tüm Kızılay Afet Müdahale Merkezleri ve afet bölgesi dışındaki destek il merkezlerini afet bölgesine seferber ettik. Ankara Afet Operasyon Merkezi ve tüm illerdeki ekip başkanlıkları bünyesinde hizmet kümeleri oluşturduk. Afetle birlikte yurt genelinde kan bağışı seferberliği başlattık. 100 bini aşkın insanın yaralandığı depremlerde ihtiyaç duyulan tüm hastanelere acil kan ve plazma ihtiyacını karşılamak üzere 421.629 ünite kan bileşeni sevk ettik. Deprem anından bugüne kadar afet bölgesindeki depremzedelere hizmet için toplam 37.709 Kızılaycı'yla asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştık. Depremzedelerin ve bağışçıların her türlü ihtiyacını bildirebilmesi için 168 çağrı ve çözüm merkezimizi 140 operatörüyle 7/24 esaslı çalışma düzenine geçirdik. Şimdiye kadar merkezimiz 236.914 çağrı aldı. Depremzedelerin hizmet noktalarına erişimi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli Kızılay WhatsApp uygulamamızı coğrafi lokasyon ve navigasyon hizmetleriyle kullanıma sunduk. Yaraları birlikte saralım kampanyamıza 3.691.768 bireysel, 7.443 kurumsal bağışçımız bağış yaptı ve taahhütte bulundu. IFRC ve paydaş ulusal dernekler başta olmak üzere 101 ülkeden 154 kurum ve kuruluşta sundukları aynı ve nakdi desteklerle Kızılay'a yardım çalışmalarında katkı veriyor. İstanbul, İncirlik, Şakirpaşa ve Gaziantep havalimanlarıyla toplamda 10 hava, deniz ve kara gümrüğüne Kızılay Uluslararası Yardım Lojistik ekiplerimizi sevk ettik ve yardımların bölgeye hızlı ve güvenli akışını sağladık. Deprem bölgesine destek veren lojistik merkez sayımızı 13'e çıkardık. Depremin ilk anından itibaren 98.114.013 kilogram insani yardım malzemesinin kabul ve sevkini gerçekleştirdik. Ulusal Beslenme Hizmetleri ana çözüm ortağı olarak günlük 1.022.430 öğün öz kapasitemize ilaveten koordine ettiğimiz 800'ü aşkın paydaşlarımızla birlikte şimdiye kadar 72 ilçe, 1300'e yakın noktada 353 seyyar mutfakla yaklaşık 197 milyon öğün yemekle 100 milyonu aşkın kumanya, çorba, ikram ve içecek servisi yaptık. Ulusal Barınma Hizmetleri Destek Çözüm Ortağı olarak AFAD koordinesinde bölgeye afet depolarımızda bulunan ve uluslararası paydaşlarımızdan temin ettiğimiz çadırlarla birlikte fabrikamızda afetin ilk gününden bu yana AFAD için imal ettiğimiz çadırları, ayrıca 474.249 battaniye, 51.027 ısıtıcı ve 76.743 yatağı afet zedeler için ulaştırdık. Deprem bölgesindeki 6 ilde kurduğumuz 12 sosyal market ve afetten etkilenmiş 2566 köy ve mahalledeki depremzedelere saha dağıtım ekiplerimizle 1.655.263 dayanıklı gıda malzemesi ve gıda kolisi, 4.449.026 temizlik malzemesi ve hijyen seti ve 1.769.515 giysiyi ulaştırdık. 60 bin hane için şubelerimize nakit alışveriş kartları ulaştırdık. İlave 100 bin haneye yönelik nakit destek planlamamız devam ediyor. 16 mobil, 12 toplumsal hizmet merkezi ve psikososyal destek birimiyle 750 farklı yerleşim biriminde toplam 128 sağlık personeliyle 17.114 vatandaşımıza ayakta sağlık hizmeti sunuldu. Psikososyal hizmetler kapsamındaysa 493 farklı yerleşim biriminde 211 personel ve gönüllümüzle
psikolojik ilk yardım, bireysel görüşme, psikoterapi, grup çalışması, psiko eğitim ve çalışana destek hizmetleriyle 79.151 kişiye ulaştık. Bir yanımız yaralanmış olsa da, Buruk'ta yaşanacak olsa bu yıl, bayramlar yine hepimizin tesellisi ve umut kaynağı olacak. Aile olmak, acılara ortak olmak, yaraları birlikte sarmaktır. Acımız bir, aşımız bir diyerek ihtiyaç sahiplerine elini uzatan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sensiz olmaz.